Merhaba değerli izleyenler, Editörün Gözünden programına hoş geldiniz. Bugün turizmi konuşacağız. Kayseri turizmi ne durumda? Son günlerde yapılan etkinliklerin Kayseri'ye ne faydası var? Bunları hep birlikte konuşacağız. Kayseri Turizm İşletmeciler Derneği Başkanı Sayın Serdar Sarçam canlı yayın konuğumuz, kendisiyle bu konuları konuşacağız. Yine tabii ki program başında şunu ifade edelim. Kayseri'ye bir şehit ateşi düştü. Mustafa Bozkurt kardeşimiz Erkilet Kuşçu Mahallesi'nden şehit oldu bu anda. Yarın toprağa verilecek. Şimdiden Türk milletinin başı sağ olsun diyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Ailesine de sabırlar versin diyerek sözlerime başlamak isterim. Sayın Serdar Sarçam, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle ben de buradan şehidimi rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Ailesine de sabırlar versin. Türkiye'mizin başı sağ olsun diliyorum. Amin inşallah. Başkanım, turizmi konuşacağız da. Turizm deyince insanların aklına İç Anadolu'da deniz geliyor. İşte bir iki de belki böyle kayak merkezi vesaire geliyor. Onun dışında turizmi bir özetlersek neler turizm kapsamına giriyor? Şimdi dediğiniz gibi turizm dediğimizde aklımıza gelen deniz, kum, kumsal, güneş gibi Evet. mantığı vardır ama kesin kesin bu öyle değildir. Turizm dediğimizde gastronomi dediğimiz yemeklerimiz dahi bir turizmdir. Hani bir denizi olmayan bir şehire geldiğiniz zaman, misal varsayalım Kayseri. Kayseri'ye geldiğimiz zaman ilde bir denize olması önemli değil. Kayseri'nin neyi vardır? Büyük bir geçmiş tarihi vardır. 6.000 yıllık bir tarihe sahiptir ve bu turizmin en önde gelen önderlerinden biridir. Yani tarihi ve geçmişi çok yüksek bir yıllara sahiptir. Kaniş Karun'umuzla ve bir dünya ören yerlerimiz, Selçuklu'nun bir dünya mirası olan böyle bir şehirdir. Turizm dediğimizde ilk aklımıza gelen maalesef deniz ama öyle değildir. Mesela benim tatil anlayışım, turizm anlayışım deniz değildir. Her ne kadar turizmci olduğumdan dolayı deniz bölgelerine tatilde gitsem de, iş sebebiyle de, asıl gezmek istediğim yerde böyle İç Anadolu'nun içindeki şehirlerdir. Yani eskileri görmek, eskilere dokunmak, o yaşanmışlığı hissetmek ve deneyimlemek turizmin olması olmazlarındandır. Hani şunu da demek isterim ki, bir denize gittiğimizde 4-5 günlük bir tatil iyi geliyor ama o tatili uzun uzun yaptığınızda deniz bölgesinde sıkılırsınız. Ama İç Anadolu gibi, Kayseri gibi böyle yerlerde bir ay da kalsanız tarihin içinde yaşadığınızdan dolayı bir aylık tatil sizi sıkmaz. O yüzden turizm dediğimizde ille de deniz, kum, kumsal, güneş değildir. Tabii şehir dışından izleyenler var, bizi yurt dışından izleyenler var. Yine tabii ki Kayseri'ye uzun süredir gelmeyen belki hemşehrilerimiz vardır. Evet. Kayseri'yi genel manada özetlersek ön plana çıkan turizm merkezleri nereleri? Şimdi Kayseri'de yıllar belli olan bir geçmiş var ama şu da bir gerçek ki, turizme bu kadar da meyil verilmemiş. 5-6 yıldan belli Erciyes Kayak Merkezimizden dolayı kış turizmimiz vardı yani. O da inanmadığımız bir şeydi. Ta ki 2015'li yıllara kadar Erciyes vardı ama bu Kayseri'ye sadece kölge ederdi. Kölgesinden başka bir şeyle faydalanmıyorduk ama bununla beraber ne yaptık? İşte bir master planı, Erciyes master planı Kayseri'ye büyük bir turizm değeri kattı. Ve kış turizmi dediğimiz zaman Erciyes ama onunla beraber yaz geldiğinde, yine ben buradan da hem gurbetçilerimize hem Almanya'da yaşayan, yurt dışında yaşayan Türklerimize de seslenmek istiyorum. Kayseri'de gezip ve göreceğimiz inan ki çok yerler var ve hazırlamadığımız destinasyonlarımız vardı. Hazır olmayanlar, işte yolu olmayan, gezi rotası olmayan ama Talas Belediye'miz olmak şartıyla Talas rotası dediğimiz güzel gezilip görülecek yerler var. Eski yaşanmış yerler var. Kaniş Karum dediğimiz zaten ticaretin doğuş merkezi, ilk yazıların bulunduğu bir kül tepemiz var zaten orada. 6.000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Orası vardır. Şimdi şöyle bir şey, hala bir yerleri şimdiki valimiz Gökmen Çiçek'le beraber çoğu yerlere işte turizmde gümbür gümbür gidiyoruz. Benim bir söylemim var, işte Kayseri Gökmen Çiçek'le beraber turizmde çiçek açıyor diyorum. Nedendir? Mesela Yeşilhisar'ımız var. Ve Kayserili çoğu vatandaşlarımız da Yeşilhisar, Soğanlı'ya, Erdemli'ye, Keşlik Köyü'ne gitmemişler. Soğanlı dediğimiz yer, bir de en önemli şey şudur ki, Kapadokya dediğimiz yer Kayseri'dir. Kayseri, Kapadokya'nın başkentidir. Ben bunun üstüne vura vura basa basa da söylüyorum. Kapadokya'nın başkenti Kayseri'dir. Neden? Kapadokya dediğimizin anlamı güzel atlar ülkesidir. Güzel atlar ülkesi zaten bizim Hürmetçik'teki Yılanlı Dağı, Erciyes'in eteklerindeki güzel atlardır. Yılkı atlarımızdır.
ve neyi bilmiyor Kayserili? Soğanlı dediğimizde Soğanlı'nın nere olduğunu bilmiyor. Soğanlı şehir merkezine Yeşilhisar 65 kilometre, Yeşilhisar'ın ilçesidir, mahallesidir Soğanlı dediğimiz. Artı Soğanlı bez bebekleri vardır. Orada neyimiz vardır? Kanyonumuz vardır. Avla kanyonu vardır. Yaklaşık yani 6-7 kilometrelik bir etaptır. Bir de el değmemiş her yer bakirdir daha. Hani mesela Kapadokya bölgesini göremeyi bozmuşlar. Her bir tarafta yapılaşma, çirkin yapılaşma. Ama bizim Soğanlı dediğimiz yerde Sultan Sazlığımız var. Yine Yeşilser bölgelerinde, Hacira bölgesiyle sınır. Sultan Sazlığımız var, yılkı atlarımız var. Fotoğrafçıların hani o kadar arzu ettiği yer ki, hele hele o yılkı atlarının koşmalarla çıkan olan fotoğraflar 10 numara, bir insanı hayra bırakıyor böyle. Onunla beraber yine Soğanlı'da kiliselerimiz var, ören yerlerimiz var. Kiliseler, hani çok geçmişe ait bir kiliselerimiz var ve şu an hala orada onarım çalışmaları yapılıyor. Şimdiki valimiz Gökmen Bey de işte 24 bin milyon lira bir ödenek çıkarttı. Soğanlı Meydan Projesi dediğimiz bir proje gerçekleşiyor orada. Buradan da vali beyimize çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ki Kayseri turizmine veyahut da durağan Kayseri'ye, hele hele 3,5 seneden belli Kayseri hep duruyordu. Her bir şeyde duruyorduk. Şimdiki valimizle gümbür gümbür turizmde de ilerliyoruz. Şehirde bir canlılık meydana geldi. Ve artı onunla beraber ille Yeşilhisar'ı mı gezeceğiz? Hayır. Koramaz Vadimiz vardır. O da yine Melikgazi ilçelerimiz sınırlarındadır. Koramaz Vadimiz gezilir. Gültepe Kanışkarım, orada da bir destinasyon yaptık. Yani şu an Kayseri'de Avrupa'da yaşayan Türkler stand açtılar. Hani neydi var? İşte Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber onun öncülüğünde. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 13'ünde başlayıp ayın 31'ine kadar, ayın sonuna kadar devam edecek bir festivaller var. Burada neler oluyor işte, bütün belediyeler çadırlarını kurmuşlar, standlarını kurmuşlar, belediyeler anlatıyor. Her gün akşam bir değişik yabancı sanatçı çıkıyor, hani her gün ayrı ayrı bir sanatçımız çıkıyor. Yaklaşık 20 gün sürecek bir festival şenliğinde bir şey oldu bu. Ve Kayseri gerçekten her gün geçtikçe festivaller şehri oluyor. Kayseri'de neden? Festival yoktu, ilk kez herhalde, evet, bu festival. Evet. Yani şöyle... Mesela Yemliha'da Yamula Patlıcanı Festivali, Cırgalan'da biber vesaire, ama çok böyle mahalle festivaline dönüşüyor. İnsanların katılmadığı festivaller oluyor. Bu Avrupa'daki Türkler, yani hedefi de bütün Türkler, sadece Avrupa'daki Kayseriler olmayınca hedef de büyük, çok da güzel bir etkinlik sanki. Evet, dediğin gibi İsmail Bey, ben katılıyorum. Hani gerçekten bu yaşıma kadar ben Kayseri'de bir böyle festival görmedim, etkinlik görmedim dediğiniz gibi. Patlıcan Festivali, Domates Festivali, böyle geldik geçtik. Ama ilk kez gerçekten Cumhuriyet Meydanı'nda bu kadar uzun süren bir festival oldu. Ki ben buradan da Büyükşehir Belediye Başkanı'ma hürmetlerimi iletiyorum ki, projelere açık bir insan. Hani ben her zaman şunu diyorum, eğer bir mendup başkana bir projeyi verirsen hiç yok demiyor. Bu projede önüne çıktığında Avrupalı Türkler Birliği Başkanı işte Muzaffer Polat. Evet, Muzaffer Bey o bu projeyi sundu. Anında mendup başkanımıza yapalım dedi ve gerçekten her gün akşam Kayseri Meydanı'nda canlılık var mı? Canlılık var. Gurbetçilerimiz veyahut da Almancılarımız, onların tabiriyle dedikleri şu Avrupa'da yaşayan Türkler her gün akşam akın akın geldikleri gibi, onunla beraber bizim kendi şehrimizde yaşayan vatandaşlarımız da o meydanı dolduruyorlar. Ki dün yine işte Kekile'nin konseri vardı, şehidimizden dolayı iptal edildi. Ama her gün bir o şeyde ambiyans var meydanda ve gerçekten Kayseri buna hasretmiş. Bizim eksiklerimizi her gün geçtiği görüyoruz. Ama yıl 2022 biz daha önlerde olmayız. Yani turizm şehri, festival şehri Kayseri olmalıyız. Yatırımcı iş adamları artık Kayseri'ye değer vermeleri lazım. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Erciyes işte ilk master planı kuruldu. Arsaları bir tabiri caizse almayanı dövüyorlardı. Bedava arsalar dağıtılıyordu. Alın da otel yapın diye. Şimdi neyi gördü yatırımcı? Gerçekten Erciyes'teki potansiyel ve değeri gördü. Gün geçtikçe büyük büyük gruplar Erciyes'e otellerini yapıyor. İşte en son Radisson grubu dahi oraya otelini yaptı. Ve onunla beraber Erciyes'imiz daha güzelleşiyor. Demek ki ne? Bizim buna inanmamız lazım. Ve ben buradan özellikle şuna da vurgu yapmak istiyorum. Oda başkanlara. Bütün oda başkanları turizme inanması lazım. Turizme bilmeleri lazım. Neden? Turizm ise ticaret odasında 41 tane komite vardır. Turizm komitesi bütün komiteleri destekler ve besler. O yüzden ben buradan bütün oda başkanlarıma lütfen
turizmi destekleyiniz. İş adamlarıma diyorum turizmi destekleyiniz. Hani biz bir STK'yız. Biz zaten anlatmaya çalışıyoruz şehrimizin turizmini her bir alanda. Ama tek bizlerle olmuyor, tek bir belediyeyle olmuyor, tek bir valilikle olmuyor. O yüzden biz halk olarak, vatandaş olarak bu şehrimizi her bir tarafa anlatmamız lazım ve elimizden gelen desteği de bu şehirde yapmamız lazım. Nasıl görüyorsunuz? Festival nasıl ilerliyor? Yani biraz şey gibi geldi bana, özür diliyorum, ben belki farklı düşünüyor olabilirim. Biraz ticari festivale dönmüş gibi. Hani biraz daha böyle kültürel zenginliklerin sergilendiği alanlar olsaydı, halı olsaydı, kilimi olsaydı, bilmiyorum. Başka resim tablolar falan. Hani güzel belediyeler stand açmış ama işte kabak çekirdeği satıyorlar ya da bal tanıtıyorlar. Böyle daha böyle ticaret dışı bir şey olamaz mıydı diye düşünüyorum. Katılıyorum ama İsmail Bey hep şunu diyorum. İşte vizyon. Vizyon çok çok önemlidir, bakış açıları. Mesela ben biraz önce yine bu programa gelirken kaleden geldim. İşte kale içindeydik. Hem bizim de orada bir standımız var. Ve hani tamam eksikliklerimizi yazıyoruz, evet. Tamam mı? Daha ilk olduğundan dolayı gerçekten önümüzde bir dünya gördüğümüz eksiklikler çıktı. Ama bununla beraber ve bir de sistem şöyle olsun. Şimdi bütün belediyelerimizin standları da kurulmuş orada. Kıymetli, güzel, evet. Aslında ama. Güzel standlarımız var ama ben işte dediğinizde ticarete dönmüş kabak çekirdeği satıyorlar, onu satıyorlar, bunu satıyorlar. Aslında tamam ben işte bizim şehir hani Kayseri ticaret kafası şehir olduğundan turizme basmıyor. Ben bugün orada şunu dedim, yani bunları satmakta değil de bana şehrinizi, ilçenizi anlatsanız, gelen yabancıya, gurbetçiye, Avrupa'da yaşayan Türkiye, bana en kıymetlisi bu dedim. Bana bir şey satmayla uğraşmayın diye. Gerçekten maalesef dediğiniz söz çok doğru. Çünkü ticareti, çekirdeği her yerden alıyor ya, evet. Da balı her taraftan alabiliyorsunuz. Evet, maalesef öyle ki ve yani ben yine diyorum vizyon, bakış açısı, belediyelerin, belediye başkanlarının mutlaka ki mutlaka bu turizme, böyle olaylara bakış açılarını değiştirmeler lazım. Yani bu şehre turizm girdiğinde şehir iyi yönde değişir, kötü yönde değişmez. Neden? Bizim şehrimizin kötü yönde değişecek hiçbir şey yoktur. Hani şu mantıkta olan belediye başkanları dahi vardı işte. Antalya, orası ayrı bir dünyadır. Hani oradaki turizm değişik bir turizmdir. Deniz, kum, kumsal ve yabancıdan dolayı. Orayı tanıtmasanız da geliyor insanlar. Evet, gelir ama bizde o eksiklik var. Bizde ne var? Bizde belediye başkanları şehirlerini, ilçelerini tanıtmalar lazım. Vizyonu değiştirmeler lazım. Önce inanmak lazım. Kim derdi ki işte Kayseri'de, Erciyes'te bir turizm olacağını inanmayarak yola çıkıldı. Ama şu an Kayseri gerçekten Erciyes'ten dolayı kışın bütün otellerimiz dolu. Otellerimiz dolu olmasıyla beraber diyorum ya, bir ticaret odasında olan 40 tane, 41 tane komiteden bir komite, turizm komitesi hepsini besliyor. Yani uncu, ekmekçi, manavı, postaneyi, pastaneyi desteklemeyen yer yok. Neden? Erciyes'e de Allah'a çok şükür 12. ayda sezonumuz açıldığından itibaren 4 ay boyunca orada hizmet veriyoruz. Ve bununla beraber şehir otellerimiz, hani personel, gıda hiçbir şey yetmiyor. O yüzden illa olması lazım. Turizm bacasız bir sanayidir, fabrikadır. Gerçekten geliri çok çok yüksektir. Ama işte dediğim şu, inanmak lazım. İnandığımız zaman gerçekten bu şehirde biz çok güzel şeyler yaparız ve gelecekteki çocuklarımıza çok güzel eserleri bırakırız. Erciyes'in bize kattığı şehre çok büyük şeyleri vardır. Ben işte yine laf nerelerden nereye, geçen Afyon Karahisar'dayım, oraya gittim. Hem ben turizm kimliğimden dolayı geziyorum ve sucuk. Sucuk konumuz oldu. İnan hani sohbet ettim işte birkaç sucuk firma sahipleriyle. Haddinden fazla sucuk satıyorlar. Hani ben burada zoruma gidiyorum. Neden? Ya benim Kayseri'm ya, sucuğun başkenti olan bir yer. Sucuğun doğduğu noktadır. Bastırmanın üretildiği bir numara lezzete sahip olduğumuz yerdir. Reklam mı? Reklam yok. Büyüklerimiz var mı? Hiçbir şekilde yok. Sen şu an biliyorsunuz meydanda bir festival var. Ben göremedim bir sucukçu firması, standı, pastırma tanıtımı veyahut da işte deneyimlemek. Ben özellikle şunu istiyorum. Hani ben gezgen bir adamım. Ben bir yere gidiyorsam bir şehre, bir şeyi deneyimlemek istiyorum. Misal eğer bir lokum yapılıyorsa ben o lokumu deneyimleyeyim. Ben de yapayım o lokumu. Ben de sarayım o lokumu. Ben de o lokuma işte şerbetini dökeyim. Ya neden Kayseri'de bir böyle sucuk pastırma müzesi? Böyle bir şey niye yok? Neden bizim burada deneyimleyebildiğimiz yerler yok? Bir müşteri geldiğinde, evet de bir misafir geldiğinde yabancı bu şehre bir bastırmanın sucuğun nasıl yapıldığını görsün. İsterse kendi eliyle kendi sucuğunu doldursun. Hem bu ticarete de girer hem de bir nedir bu? Deneyimlemektir. Kişi mesela biz sucuğun nasıl yapıldığını biliyoruz ama İstanbul'da yaşayan bir vatandaş veya yurt dışında bir yaşayan vatandaş geldiğinde kesin bu sucuğun nasıl olup da nasıl meydana geldiğini bilmiyor. Buna biz deneyimleme dediğimiz şekli yapsak, önlerine koyup göstersek
ve bu Kayseri tanıttığım için gerçekten daha güzel olacak ama yine de dediğim şu ki biz sadece önümüze geleni yeriz, gerisiyle uğraşmayız. Ama şu anki gerçekten meydanda yapılan proje çok çok güzel. Ha, eksiklikler var mı? Var. Yok değil ama inşallah bir sonraki, artık ben şunu diyorum ki biz bunu yaptık ilk kez ama gelecek sene 2023'te daha güzelleri olur diyorum. Eksiklikleri de biz zaten not alıyoruz. Hem İlk Turizm Şube Müdürümüzle beraber, hem belediyede Gürcan Senem Daire Başkanımızla beraber. Bunların eksikliklerini not alıyoruz. Seneye inşallah bu festivaller daha güzel olacak. Daha da büyük olur, daha da güzel olur. Çünkü bu kadar Kayseri sanatçıyı son belki 1-2 yıldır görmeye başladı. Meydan konusu. Tabii pandemi süreci, şehitler vesaire derken belki bunları yapamadık ama inanılmaz bir hareketlilik var. Meydanda normalde 9-9.30'da kimseyi göremezdiniz. Şimdi evet. 12'ye kadar meydanımız cıvıl cıvıl insanlar geziyor. Güzel olmadı mı? Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Evet. Gurbetçilerin ilgisi nasıl? Bu sene gurbetçiler de akın akın geliyor zannedersem. Bir elinizde veri var mı? Sonuçta geliş gidişleri mutlaka görüyorsunuzdur. Kayseri'ye önemli bir gurbetçi geldi mi bu sene? Evet, önemli bir gurbetçi girişi var. Zaten şu trafikte bütün gelen uçaklar dolu geliyorlar. Ve de Avrupa'da yaşayan Türkler şu an yapmış olduğu festivali Avrupa'ya yayın ediyorlar. Yayın edip ve büyük bir kitlelere sahip olan takip sayfalarından dolayı oradakiler bunu merak ediyorlar. Çoluğunu çocuğunu toplayan, hanımın anasını babasını alan. Kayseri'nin dışında da gelenler var mı? Evet, Kayseri'nin dışından da gelenler var. Hani buraya gelenler ille de Avrupa'da yaşayan Kayserililer değil zaten. Avrupa'da yaşayan Türkler akın akın geliyorlar. Hani şu an hem otellerimizin doluluk oranları %90'lara kadar çıktı. Hani gelenler sadece hani burada şey gibi düşünmeyin. Kayserili vatandaş, Avrupa'da yaşayan vatandaş gelmiyor. Avrupa'da yaşayan Türkler evet, geliyor. Hani kimi işte diyor ki ben şu sanatçıyı seviyorum diyor. Listesi yayınlandı işte 30 gün boyunca hangi sanatçıdan çıkacağını. Kayseri'ye gelelim diyor. İşte o festivali biz de görelim diyor. Hala gelişler devam ediyor. Evet, yani seneye de inşallah daha güzel olacak. Evet, bir de bununla beraber Büyükşehir Belediyesi şöyle bir program da hazırladı. 13'ünden bu yana ayın her gün işte bir rotaya gezi düzenliyor. Gezi düzenliyor. İşte mesela 22-29 Temmuz Soğanlı Vadisi gezilecek. Yani her gün her bir tarihte ille gezecek bir bölgeler yaratılıyor. Belediyeden işte bir kayıt oluşturuyor. Kayıt masasında hangi bölgeyi gezmek istiyorsan Kanışkarım, İncesu, Yahyalı. Adını soyadını yazıyorsun. Belediye İl Kültür ile beraber, Kültür Daire Başkanımızla beraber Gürcan Senem'in rehberliğinde bu ilçelerde gezilip ve görecek yerleri ücretsiz bir şekilde de gezdirip gösteriyorlar. Çok güzel. Böyle bir orada etkinlik. Kaç rota var böyle gezdirilen? Kanışkarım, Soğanlı, belki Erciyes, Yahyalı Develi içinde, Yeşilhisar var. Sultansazlığımız var. Kanışkarım zaten onu söyledik. Böyle 4 Talas rotamız var. 6-7 bölgede gezi turu var. Çok güzel bu da. Evet, hani belediye böyle imkanları da yapıyor ki neden işte gelen gurbetçi vatandaşlar. Çünkü şöyle yani Sayın Başkan, yani buradan leblebi almak için Çorum'a gitmezsiniz. Evet. Ya da ne bileyim çok belki nadirdir ama sadece kebap yemek için Adana'ya gitmezsiniz. Giden vardır elbette ama sonuçta gittiğinizde hem kebabını yiyorsunuz hem Adana nasıl bir şehir diye geziyorsunuz. Ya da Çorum nasıl bir şehir diye geziyorsunuz. Buraya Kayseri'ye gelecekler de sadece festival için gelmez. Sınırlı belki gelir. Geldiğinde mutlaka mantısının tadına bakacak, pastırmaya bakacak, sucuğa bakacak. Yine tarihi mekanları gezecektir. Bu güzel düşünülmüş bir rota diye kendi adıma söyleyebilirim. Evet, gerçekten. Şimdi biz diyorum ya, bu yapılan ilkti. Biz de eksiklikleri not alıyoruz. Hani daha önce dediğiniz işte kişi tutup da bir mantı yemeye Kayseri'ye geleyim demiyor zaten. Onunla da beraber bizler ne yaptık? İşte belediye, işte belediyedeki daire başkanları bir rota oluşturuldu. İşte gezilip görülmesi gereken bölgeler diye. Hani bir sonraki 2023'te yine inşallah böyle bir organizasyon, festival bu şehirde yine bu aylarda yapılırsa o zamanlar daha geniş kapsamlı bir rotalar hazırlanacak. Hani neden Vali Bey'in işte vermiş olduğu ödeneklerden, yatırımlardan, mesela Yahyalı Şelalelerine cam teras yaptırıyoruz. Kayseri Valiliği ödemesini falan çıkarttı. Orada bir cam teras da olacak. Daha güzel bir görüntü olacak. Hani zaten gezdiğimiz bölgelerde bir şeye dokunmak daha güzeldir. Orada güzel bir cam terasımız var. Zaten balon dediğimiz, soğanda balon uçuşları bu ara başladı. Başladı değil mi?
balonun kaç lisans alan firma var? Kaç tane balon uçacak? Toplamda 13 tane firma var. 13 firma, 3 firmanın lisansları tamamlandı. 3 firmanın bir firması geçen hafta ilk uçuştan yine yaptı. Ama hala test uçuşu diye geçiriyoruz bunları. Hı-hı. Neden ki bir 2000 pandeminin girdiğiyle 2020 yılında bir şeyimiz valimizde ilk uçuşma testi yapmıştık. Şimdi ondan sonra pandemi etkisiyle beraber durağan bir döneme girdi. Şimdi Sayın Valimiz Gökmen Bey ile yine onun startı yine verildi. Şu an uçuşlarımız var ama paralı ticari değil ama test uçuşları diye geçiyor. Belli bir test uçuş kotasını doldurduktan sonra kaza, bela, işte uçuş yönleri, rüzgar yönleri bunlar tespit ediliyor. Ondan sonra start verilecek. Eğer büyük ihtimalle yaklaşık 8. ayda Ağustos ayında gibi büyük ihtimal o startta verilecek. Hem ticari balon uçuşları Soğanlı'da başlayacak. Hani Soğanlı'dakinin farkı ne olacak diğer balonla? Daha vadi daha mı güzel? Şimdi Soğanlı'da neyimiz var? Soğanlı'da zaten bir eski harabelerimiz var. Hani Kapadokya dediğimiz ilk aklımıza gelen peribacalar oluyor ama Soğanlı'da da zaten peribacalarımız var. Hani balonun kalktığında mantık ne? Seyir değil mi? Seyirde ne istiyorduk biz Göreme bölgesinde? Göreme'de işte peribacaları. Bunlardı. Güneşin doğuşu, peribacalı. Evet, aynı şey zaten Soğanlı'da var. Soğanlı'da peribacalarımız var zaten. Ama işte Kayserili bilmediğinden, tanıtımın olmadığından, bugüne kadar oranın durağın olduğundan Soğanlı'da balonla kalktığın zaman hem işte gün batımı, gün doğuşu, artı oradaki peribacalarının görselliği zaten yetiyor. Zaten bir balonda da en güzel şey nedir? Bir boş tarlanın üstünde gezmek değildir de bir doğanın üstünde gezmektir. O yüzden Allah'a çok şükür hani Mevlam bize de orayı vermiş hani Soğanlı'da yok diye bir şeyimiz yok. Hani Göreme'de ne görüyorsan aynısı Soğanlı'da var zaten. Hani bu balon turizmi var. Daha da orada bölgede hareketlilik sağlayacak gibi. Evet, şimdi, çünkü Ürgüp, Göreme vesaire orada kotada dolmuş sanki. Evet, şimdi daha balonda da bitmeyecek hani Yeşilhisar, Soğanlı, İncesu dediğimiz yer. Oraya büyük bir firma işte dünya cönlü büyük bir firma. Kapadokya Ekspresi dediğimiz treni koyduk yani koydular. O başlıyor zaten herhalde o da işte vagonların bitme aşaması gelmiş, izinler falan alınmış. O da yaklaşık herhalde bir ay sonra ilk Kapadokya Ekspresi İncesu'yla beraber devam edecek. İncesu'dan Kapadokya Ekspresimiz var. Onunla beraber hala biz Yeşilhisar Soğanlı'yı bırakmıyoruz. Orada ne yapıyoruz? Şu an orada bir çalışma daha var. Yamaç paraşütü. Biz diyoruz ki işte Göreme bölgesini, ben özellikle Kapadokya bölgesi demiyorum. Değil mi? Kapadokya bölgesinde biz olduğumuz için oraya ben Göreme bölgesi diyorum. Kapadokya bir bölgenin adıdır. Biz de o bölgenin içindeyizdir. Göreme'deki işte otel kapasitelerimiz de gelen yabancılardan dolayı yamaç paraşütü, mesela balonun olmadığı bir havada, balonun uçamayacağı, kaldırılamayacağı bir havada ama yamaç paraşütünün kaldırabilir olduğu havalarda oradaki yabancıyı, müşteriyi yine Yeşilhisar Soğanlı'ya yani kendi il sınırlarımıza çekmenin planındayız işte. Orada da yine bir çalışmalarımız var. Kayseri Valiliğimiz ve oradaki Ahmet Kaymakamımızla beraber işte Keşlik dediğimiz bir köy, köyün üstü güzel bir uçuş alanı, take off dediğimiz paraşütün çıkacağı bir bölge. Altında da görsellik var. Görsellik nedir? Peribacalarıdır. Zaten hani balonda da aynı şeyi yaşıyoruz ve yamaç paraşütünde bizim hani böyle bu spor dallarında alternatif mi bunlar? Evet, alternatif bunlar. Hep bir de fotoğraf, hani fotoğraf. Özelliğimiz fotoğraf. Mesela balona binen kişi de altındaki seyri alem olan peribacalarını fotoğraflamayı istiyor. Aynısı o bölgede var. Yani Keşlik dediğimiz yer komple peribacalarıyla dolu olan bir yer ve hala ki hala Yeşilhisar bölgesinde işte yeraltı şehirleri, mağaralar, kiliseler, hani haddinden fazla sayamayacağım kadar eser hala gün yüzüne çıkıyor. Ve biz bunu hani hızlandı Gökmen Bey'le, valimizle beraber daha çok hızlandırıyoruz. Yoksa hani bizim şehrimize kalsan orada bir Soğanlı'mız var. Yıllar geçmiş öyle duruyor. Ben bugün konuşurum 10 sene hala öyle durur. Ama Vali Bey'le beraber inşallah durdurmuyoruz. Hem belediye başkanımız da oraya ağırlık veriyor. Yani gurbetçilerimiz, Avrupa'da yaşayan Türklerimiz bu sene gördükleri Soğanlı, Yeşilhisar'ı bir önümüzdeki sene gördüklerinde daha beter hayran kalıp ve şaşıracaklar. Neden? İşte orada yine bir yeraltı şehri var, oranın çalışması var. İncesu tarafında biliyorsunuz işte mozaiklerimiz var. Yani Kayseri her gün gün geçti, turizme bir şeyler katmanın derdindeyiz. Ben yine buradan özellikle vurguluyorum ki önce inanacağız, halk olarak, vatandaş olarak inanacağız ki işte biz laf nereden nereye, gastronomi dedik. Biz böyle bir şeyin içine dahi girdik işte. Yaşayan şehir Kayseri gastronomi ama biz gerçekten ki üzüldüğüm şey evimizde artık gerçekten mantıra sıkılmaz bir hale geldi. Evet. Biz bunları
anenelerimizi, öflerimizi, adetlerimizi bırakmamamız lazım. Bırakmadığımız gibi buna ve buradan da belediye bazı şeyler izin vermesi lazım. Mesela en basit neydi? İşte meydandaki olan güzel bir proje işte. Yani bu ayın sonunda bitecek. 7. ay 30 binde bitiyor mu? 8. ay girdiği zaman sessiz sedasız yine bir meydanı ben görmek istemiyorum. Hmm. Hani orada yine ki illaki birileri tarafından alternatif bir şeyler olabilir. Yine aynı bir festivaller devam edebilir. Çünkü 8. aydan itibaren eğer meydan boşalacaksa ben tabii bu tarz etkinlikler diğer festival organizatörlerini de buraya çekecek. Belki yarın moda olacak, belki gastronomi olacak bir yerde bunları yapacaklar. Tabii ki boş kalmaması lazım. Mutlaka alternatif şeylerin de gelmesi lazım. Alternatif festivallerin de gelmesi lazım. Evet, Timit diyorsun işte bak ben ne güzel akşamları 9-10'dan sonra meydanda insan görüyorum diye ve ben bunu arzuladığım bir şeydi. Ben eskiden şunu derim işte ben 40'ların üstünde yaşayan bir insanım. İşte bir Sivas Caddemiz vardı. Kayseri'de yaşayan ben Ahrenliler siz dahi bilirsiniz. Sivas Caddesi'nde bir sosyalleşiyorduk. Ama Sivas Caddemiz artık bitti gitti. İşte meydana doğru bu akını vermemiz lazım. Bu akın meydan tarafında, meydanın canlanıp akşamlar orada canlı müziklerin yapılması veyahut da geçen şöyle bir haberler okudum. Yine sizdeydi o haberler. İşte sokak sanatçılarına işte zabıta şey yapıyor. Ya bırakın sokaklarda buradan hem zabıta daire başkanıma da sesleniyorum. Bırakın sokaklarımız renklensin. Renklenmesi lazım. O gençlerimiz hiçbir şekilde hani incitici bir hareket de yapmıyorlar. O çocuklarımız ellerinde. Zorla para almıyorlar. Dilenciler gibi zorla insanı zorlamıyorlar. Ya da cam silenler gibi zorlamıyor insanı. Evet. Söylüyor gönlünden koparsa atıyorsun. Evet parayı. Verirsen verirsin vermezsen vermezsin. Şey ama o güzel bir müziğin sesi, ambiyansı, renkliliği vardır. Lütfen ki buradan sesleniyorum. Lütfen o çocuklarımıza, o gençlerimize el değmeyin, değişmeyin. Çünkü neden? Çoğu ilde var, büyük olan illerde var. Onlar bizden çok çok beyin olarak büyük değildir. Lütfen biz de beynimizi büyütelim de bu küçük işlere sarmayalım. Ama saracaksak gerçekten buradan Emniyet Müdürü'me de sesleniyorum. Özellikle Zabıta Daire Başkanım'la beraber. Yine yaz geldi, Kayseri'nin adı lekeleniyor. Dilenciler. Turizmi etkileyen dilencidir, şehri kötüleyen dilencidir. Yine gerçekten her bir köşede dilenciler geçmiş, zorla taciz babında. İlle ver, ille ver, ille ver deniyor. Hani eline bir peçeteyi alan çıkmış geliyor oraya oturuyor. Meydanın her bir taraflarında stand kurmuş dilenciler. Eğer bir zabıtamız, eğer bir emniyet müdürümüz bunlarla uğraşmayıp da sazcıyla, sözcüğüyle bu gençlerle uğraşacaklarsa ben bu işte yokum diyor. Yani İstiklal Caddesi'ne gittiğinizde İstanbul dünyanın merkezi yani İstiklal Caddesi'ne gittiğinizde her dilden orada sanatseveri, müzik yapanını görebiliyorsunuz. Millet dinliyor, eğleniyor, isteyen para veriyor, isteyen eğlenip geçip gidiyor. Zorla para almadığı için de bu bence sokak sanatçılar da hatta sokak sanatçıları sokağa şeklinde oluşturup bölgedeki esnafa da fayda sağlayabilir. Çünkü insanlar o sokağı bilir, herkes oraya eğlence için gider ve sokakta bulunan esnafın da belki işi artar. Bunu da bu şekilde hareketlendirmek lazım. Ali Dağ da bakir bir şekilde duruyor. Evet, yamaç paraşütü yapılıyor ama yani böyle topluma yaymak lazım biraz daha. Bu tarz evet güzel uzun süredir de yamaç paraşütü uluslararası manada devam ediyor. Biraz daha böyle topluma yayacak bir etkinliğe dönüştürmek lazım. Sadece oraya çıkıp atlayıp yarışlar tamamlanıp puanlar alınması şeklinde değil de mutlaka bir de topluma o seyri, o keyfi izlettirecek bir imkan sağlamak lazım diye. Şimdi Ali Dağ benim göz bebeğimdir. Ali Dağ benim canım ciğerimdir. Çünkü neden? Ben de yamaç paraşütü sporcularından biriyim. Artık ben orada da işte Kayseri Yamaç Paraşütü Kulübü'nde başkanlığını yapıyordum. Bu ekranlardan çok TV1'de de seslendik ki pilot yetiştirelim, pilotumuz, sporcumuz daha çok olsun diye. Çok şükür gerçekten Kayseri, Talas, Ali Dağ renklendi. Evet. Göklerimiz rengarenk, kanatlarla dolu. Ama eksikliklerimiz var mı? Var. Her bir alanda olduğu gibi. Mustafa Yalçın Başkanım, Talas Belediye Başkanım işte güzel bir projeyle çıkmıştı ortaya. İşte 100 milyon TL'lik bir yatırım yaptı ve ihaleler oldu. Sonuçlandı öyle bir şey oldu. Ve işte Ukrayna-Rusya Savaşı, ülkede patlayan ekonomik krizler, her bir taraf bir şey olunca 100 milyonluk mal 250 milyon oldu. Ve Mustafa Başkanım'a da sordum. Başkanım ne yapıyoruz dedim. Ali Dağ'da dedim. Hani Ali Dağ'da hem füniküler sistemi hem işte orada halkın, vatandaşın oturmaya kafesi o bu. Ama maalesef ki işte inşaat aldı başını götürdü. 10 liraya olan şeyler 30 lira oldu.
100 milyonlu ihale orada rafa asılı kaldı. Hmm. Şu an hani oradaki proje de iptal oldu. Ama yine biz Alidağ'da duruyor muyuz? Biz durmuyoruz. Ne ile yapıyoruz? İşte Vali Bey, Gökmen Bey ile beraber işte uçuş yönergesi dediğimiz bir yönerge hazırlanıyor. Hı hı. Hani o da neye bağlıdır? Hani halk, vatandaşa yarar mı bu yönerge? Yaramaz ama şundan dolayı iyidir. İşte pilotların nizamı, düzeni, kimlik kontrolü, yani her önüne gelen uçmasın gibi böyle bir kimlik kontrolü veyahut da belgen varsa arabaya binersin, ehliyetin varsa, ehliyetin yetersizse binemezsin gibi böyle bir yönerge hazırlanıyor. Ama ben bununla böyle kalmasını istemiyordum. Nasıl Talas Ali Dağ'da 360 dediğimiz bir kafe var. Aynı onun gibi işte Talas'ın üstünde, Ali Dağ'ın üstünde olsun istiyordum. Ama işte maalesef işte ekonomik kriz aldı başını götürdü. Ki inşallah Ali Dağ'ımız bize bakıyor, biz öyle ona bakıyoruz. İnşallah o Ali Dağ yine hani ben işte diyorum ya, Mustafa Yalçın Başkanım o projeyi ilan ettiğinde 100 milyonluk bir proje ilan edildi Ali Dağ için. Füniküler sistemi, restorantı, kafesi, onu bunu ben çok çok mutlu olmuştum. Ama şu an Ali Dağ'da hani atıl vaziyette duruyor. Hala lavabosu olmayan, suyu olmayan yani böyle bir yer. Ama şehrin göbeğinde biz gerçekten elimizdeki imkanları bilmiyoruz. Şehrin meydanına 5 kilometre ötedeki bir güzel dağımızı gerçekten biz bunun kıymetini bilmiyoruz. Bu dağlar yurt dışında başka ülkelerde olsa vallahi herhalde ne diyeyim böyle her bir taraftan. Mesela benim orada bir anım var, şeyim var, hani hobim var işte onu başkanım, yapmayayım istiyorum. Başkanım uzak değil, Ordu'da var şey. O tepeyi hatırlayamadım. Boztepe. Ben de gittim. Yani teleferik sistemiyle ora cıvıl cıvıl. İnanılmaz yani. Neredeyse yani 24 saat hareketli. İşte hani sen İsmail Bey, mantığımız hep ticaret şehri olmuş ya. Biz veyahut da bu şehrin dinamikleriyle oynamıyoruz diyorum bazen. Diyorum aman oynamayın, bu halk böyle alışmış, böyle biliyor, böyle yaşasın. Yok yani mesela biz bir tur düzenlediğimizde Ordu Boztepe'ye, Ordu yazdığımızda tur programına neyi koyuyoruz? Teleferikle Boztepe'ye yukarı çıkışı koyuyoruz. Yukarıdan Ordu'yu seyri koyuyoruz. Ben yıllar evvel şunu diyordum. Neden Ali Dağ'da bir teleferik sistemi yok? Ya şehre gelen adam millet bahçesinden binsin teleferiğe, şehrin üstünden geze geze gitsin. Hem şehri yukarıdan görsün, bir de çıktığında Ali Dağ'a teleferikle çıkmış olsun. İstanbul'da bir seyahat acentesi Kayseri'yi satarken aynı tur programını şunu yazar işte. Kayseri, Ali Dağ, teleferik, akşam şehir izleme, seyir denir. Hani böyle etkinliklerin olması lazım. Ama dediğim yine şu ya işte Ali Dağ'ımız vardır, biz ona bakarız, o bize bakarız. Biz ona muhtacız, o bize muhtaç değildir ama sadece vizyonların değişmesi lazım. Bu şehirde yaşayan insanların ve özellikle koltuklarda oturanların tek bir sosyal faaliyetlerinin bağ evlerinde olmadığını bilmeleri lazım. Ne yapmak lazım? Bu şehrin her şeye ihtiyacı vardır. Neden? Yeni gençlerimiz yetişiyor. Benim de bir evladım var. Ve evladım şunu diyor. Baba akşam oldu mu? Diyor kafeden başka bir yer yok gidecek diyor. Aynen. Gerçekten haklı. Neyi lazım? Bizim hiç durmadan festivaller, sosyalleşmeler, bunların hepsini yapmamız lazım. Elimizdeki değerleri bu halka, bu millete kazandırmamız lazım. Bir belediyelerin işi sadece kaldırım taşı, kanalizasyon, yol, bunlar olmaması lazım. Halka neyi vermek lazım? Halkın gerçekten sıkıntılı, bunalımlı dönemlerinde gerçekten böyle aktiviteler gerçekten dört dörtlüktür. Ali Dağ'ımız maalesef işte öyle, biz bir tek yamaç barışla gidip renklendiriyoruz orayı. İnşallah işte ben yine bizim geçen ekli Turizm Müdürlüğü'nde bir toplandık, bir komisyonumuz var işte. Acil eylem planımız oldu. Acil eylem planlarında Gökmen Bey'in, Vali Bey'in talimatıyla işte acil yapacağımız şeyleri turizmde sıraladık. 11 maddemiz var, 11 önceliklerimiz var ve bu 11'in içinde ben Ali Dağ'ı da koydurtturdum. Yani Ali Dağ gerçekten bir değer. Vali Bey'e gösterdim, burası bizim dağımız diye. Hani o zaten Vali Bey Kayseri'nin her bir tarafına hayran kalıyor. Her bir gördüğü tarafa, mesela Soğanlı'yı görüyor, şokluyor, Erciyes'i şokluyor, Ali Dağ'ı şokluyor. 11 tane acil eylem planı dediğimiz şeyde Ali Dağ'ımız var. İnşallah Ali Dağ'a da 1-2 sene içinde güzel şeyler yapacağız. Hani biz hiçbir yeri bırakıyor muyuz? Bırakmıyoruz. Hani bir de günlerimiz şöyle geçiyor. O kadar çok birikmiş şeyler var ki Kayseri'de turizm babında. Her yer her yerde kalmış. Bizim o yüzden şu günlerde İlk Turizm Müdürümüz Şükrü Bey ile beraber inan ki dakika boşumuz yok derim. Her gün bir çalışmanın içerisindeyiz. Yatak kapasitemiz nedir? Yeterli mi? Şimdi yatak kapasitesi yetersiz. İşte o yüzden buradan da diyorum ki hani Kayseri turizm yatırım şehri ve yatırım yapılmaya duyarlı şehir mi? Duyarlı şehirdir. Hele kış olduğunda, kış aylarında mesela geçen yine gruptan
Geçen hafta Erciyes'te bir otelci arkadaşımızın biri yazıyor, işletme sahibi. Dağda şu anda oteller dolu. Neden? Kış sporların, pardon, yüksek irtifa kampından dolayı. Dağda biliyorsunuz Erciyes'te yüksek irtifa kamplar, merkezlerimiz var. Şu an 7 tane takımdan görüşmeler oldu. 5'i burada. 5'i buradalar. Şimdi otellerde yer yok. Demek ki nedir bu? Yatırıma aç bir şey. Ya da bisiklet şey takımları hazırlanıyor. Evet. Yazın. O yüzden şu an hani otellerimiz değil mi? %90'lar doluluğu yaşıyor. O yüzden buradan da yatırımcılara sesleniyorum ki nedir? Otel, işletme, turizm işletmelerinizi mutlaka kurmanız lazım. Kayseri gün geçtikçe büyüyor. Bugün yapan kazanır. Zamanında Erciyes'e otellerini yapanlar kazandılar. Şimdikleri hala yapın diyorum. Neden? Mesela ben Erciyes'te şöyle bir şey de bekliyorum. Erciyes ve de bu Ali'de olabilir. Bir ilim birinde gördüm işte hobi devleri gibi böyle cam kavanozlu evler, hobi devleri. Hani Kayseri'de gerçekten yapılması gereken. Sivas'ta. Evet, Sivas'ta da ben ili de söylemeyi istemedim. Hani kıskanç bir adamım ya. Şehrimden başka şehri gözüm görmek istemiyor. Ama güzel istemiyor. Yapmışlar şimdi, evet. Söylemek lazım. Şimdi ya neden diyorum, hani Antep'in de çok güzel yaptığı şeyler var. Antep'in turizm daire başkanlığı var. Ben mendup başkanıma deyip duruyorum. Başkanım neden bizim Büyükşehir Belediyesi'nde turizm daire başkanlığımız yok diye. Olması lazım. Mesela Antep, Turizm Daire Başkanlığı var, turizm değiller. Sivas gitmiş hobi evler yapmış. Ya düşünsenize, bizim Ali Dağ'ın Kayseri'ye bakan bu tarafına veyahut da Erciyes'e bakan tarafına olur. Hobi evlerini kursak kötü mü olur? 10 numara olur, mis gibi olur. Veyahut da en büyük sıkıntımızlardan biri nedir? Bizim kampik karavan alanımız yoktur Kayseri'de. Evet. Hani biz gerçekten yıl 2022, ben de buna inanamıyorum da, ama maalesef hep yoklanı bizde. Sanayi şehri demişiz ama geçen istatistiklere baktırdım. 1,5 milyar dolar bir ticaretten dolayı gelir var. Ama bir de turizmi karşılaştır. Turizme inandığın zaman turizmin 3-5 kat fazlasını getirir. Bizde bir dünya hastanelerimiz vardır ve en kral işler bizde yapılır ama sağlık turizmimiz dahi yoktur. Başkanım, bizi şehir dışında izliyorlardır ya da yurt dışından ya da kent içerisinden izleyenler. Gastronomiye değinmek lazım da, ya yani yemek yiyeceğiniz bir yer yok yani. Kimse Kayseri'ye gelip de kebap, dürüm yemek, evet, istemiyor. Belki mantı yiyecek, belki sucuk yiyecek, belki pastırma yiyecek. Ya gerçekten Kayserili olarak biz bir iki tane mekan biliyoruz. Orada belki herkesin bütçesi yetmeyecek alan. Yani şöyle rahat, kapalı çarşının etrafında, sucukçuların yanında Kayseri lezzetlerine bakacak Kayseri. Kalede bir tane yer var. Orada da nasıl yapıyor bilmiyorum ama gerçekten böyle dolu dolu rahatlıkla ulaşabileceğim mekanlar yok. Bugün Adana'ya gitsen her taraf kebapçı. Evet. Bugün atıyorum Van'a gitseniz her taraf kahvaltı salonu. Eskişehir'e gidiyorsunuz, orada var yani. Evet, maalesef öyle. Şimdi ben buradan şunu demek isterim. Biz Kayseri'ye yabancı birini, arkadaşını misafir getirdiğinde Bursa'nın inek şeyini yiyeceksin, İskender'ini yiyeceksin yani. Onu yiyeceksin. Başka, evet, bir şey yok. Niye bunlarımız yok dediğim zaman, gerçekten bunlar eksik. Kayseri'de var olan bir iki yer var yani. Gerçekten hem nezih hem kaliteli yapanlar. Ya herkesin gidebileceği mekan değil. Yani. Evet, katılıyorum. Eksiklikler var. Bak ben mesela, ben turizm kökenliyim. Her bir ilin her bir şeyini biliyorum. Gündüzünü ve gecesini Adana'dayız. Adana dedin. Adana gündüz ayrı bir şeydir. Akşam bir ayrı bir şeydir. Ya şimdi orada merak ettim. Ben şeyimdir, hep izlemci bir vatandaşım. Gittim zabıtalara sordum, tamam mı? Polislere falan duruyorlar. Gece en kral restoran kapanıyor. Saat 11'den sonra önüne işte şırdancı, oncuğu, buncuğu, Adana kebapçısı açılıyor sokaklarda. Güzel bir şeydi. İş kötü bir şey değildi ve adam işi bitti mi tezgahı her tarafı topluyor, kaldırımı adamın dükkanın önünü her tarafını siliyor, süpürüyor, gidiyor. Gündüz ayrı bir şehir Adana, akşam ayrı bir şehir Adana. Ve zabıta ve oradaki bekleyen trafik polis memurları vardı. Onlara sorduğumda dedim böyle böyle, hani bunlara yasak falan değil mi? Zabıta kovalamıyor mu? Yok diyor hani. Niye bizim şehrimizde yok? Neden? Hani meydanda gerçekten akşam işte esnaf kapatıp gidiyorsa oraya başka birileri gelsin, Kayseri'mizin mantısını satsın. Veyahut da ne yapalım işte biz bunu, hani bizde her şey bir prosedür devam ediyor ya, kadınlarımıza, kadın derneklerimizi kurduralım, kadın dayanışma derneklerimizi, kalenin etrafında veyahut da kapatan esnaflar neresi uygun görülürse, diyelim ki kalenin etrafında kazancıran veyahut da önünde akşamları saat şu saatte kurun, mantınızı satın. Düşünsene, İstanbul'dan veyahut da yurt dışından arkadaşların gelmiş, evde de mantı yok. Ama ne yapalım, çıkalım bir sokakta, biz anam babamın usulü yapılan bir dışarıda
kaynayan yapılan mantıdan yiyelim. Güzel olmaz mı? Çok güzel olur. Hani biz neden Adana gibi olmuyoruz? Biz neden Sivas gibi? Biz neden orada? Hani bu gerçekten benim en büyük beynimde çıkan, çarpışan sorulardan biri de gerçekten şehir gündüz hareketli, akşam saat 8'den sonra yazın. Talas hariç. Talas. Orada Talas'ta da bizim gençlerimizden dolayı, tamam mı? Ama bizler gerçekten monoton bir hayatlar yaşıyoruz. Hepimiz evimize geçiyoruz. Evde günlerimiz geçiyor. Ama düşünsenize ya, gerçekten kalenin ve meydanın, bak şu anki ambiyans çok güzel ve böyle devam etsin istiyorum ama ne kadar gider de bilmiyorum. Kalenin orada büfeler, akşam dediğin seyyar satıcı dediğimiz seyyar taplalar kurulsa, gelse o kişiler ve gecenin saat 3'ünde 4'ünde desek, 3'te 4'te kaldıracaksın desek, gece temizlensin. Ya atıyorum fuar yolunda, evet, olsun. Bir yer olsun yani. Millet gelsin aracıyla, evet, dursun. Hani böyle bir yerlere izin verilmesi lazım. Hani işte diyor mu, geçen zabıta işte sokak sanatçılarına bir sürü laf ediyor. Hı. Ya ben diyorum boş verin, bu işlerle uğraşmayın da şehir değişsin. Şehir değişmesi lazım. Sanayi şehri olabiliriz ama bununla beraber kültür şehri de olalım. Sanat şehri olalım. Sanatçıya saygı duyalım. Ama maalesef gerçekten Kayseri'de bu turizmde bunların eksikliği var. Ama ben her zaman şunu diyorum. Ben geçmişte yaşamayı da istemiyorum. Ben hep geleceğe bakıyorum. Kayseri gerçekten değişecek yani. Mutlaka değişmesi lazım. Belediyelerimizde, belediye başkanımızda, vatandaşlarımızla değişmesi lazım. Zaten şimdiki valimizle beraber bayağı bir değişiklikler oldu. Valimizi gören hem vatandaşlarımız hayranlıkla bakıyor. Biz zaten valimize ilgiyle bakıyoruz. Hani gerçekten çalışıyor ve hareket var. Hem gençliğinden dolayı enerji var. İnşallah Kayseri turizmde ulaşmak istediği yere ulaşırız. Peki. Programı bitirdik. Son olarak eklemek istediğiniz, duyurmak istediğiniz bir şey varsa alıp... Ben ödeyeyim. Buradan yurt dışında izleyen gurbetçilerimiz, Avrupa'da yaşayan Türklerimize selam ediyorum. Yıl 2022. Sizleri hem festivallerimize bekliyoruz, hem de Kayseri'ye, doğduğunuz topraklara, ananızın babanızın olduğu topraklara bekliyoruz. Buradan da herkese selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Peki. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Evet. Bugün Kayseri Turizm İşletmeciler Derneği Başkanı Sayın Serdar Sarıçam'ı ağırladık. Kendisiyle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Bitirdik. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.